Burası uzak olmuş ya. Biraz daha yakına taşınaydın, gelseydin sana bir oda açardık. Tam giremedin içimize. Selam komşu. Bir selam yok mu? Yok, kalmadı. Dur. Dur, yardım edeyim sana. Bırak bana şunu. Ya bırak. Gören de iyi bir insansın sanacak. Ya bırak diyorum şunu. Ağır görmüyor musun? İnciteceksin şimdi bir yerini, ver. Ya bırak. Seni de istemiyorum, yardımını da istemiyorum. Zaten gideceksin buradan. Son günlerin tadını çıkar. Allah aşkına, sen mi göndereceksin beni? He, ben göndereceğim. Bırak inadı. Benimle iyi anlaşmaya bak. Bundan sonra hep yüz yüze bakacağız. Hep canım komşum benim. Ölürüm daha iyi. Hayır ye. Merhaba Yavuz Bey. Hay Allah, siz bırakın lütfen. Ben hallederim onu. Hayır, sen de bırak. Ben aldım. He, ben de diyordum zaten koskoca iş insanı Yavuz Bey'in masayla ne işi olur? Aynen öyle. Aman aman, belini inciteceksin ya. Yok, sorun değil. Vallahi çok ağır ha. Sen ne zaman geldin görmedim. Demin geldim ya. Arif Bey'e bazı belgeler vardı da onları imzalatmam lazım da. Tam çıkıyordum işte. Hadi, burası hadi. İyi mi? İyi, gayet iyi ha. Tamam. Hayriye, saçların çok güzel olmuş. Yani bu model çok yakışmış sana. Aa, saçım mı? Saçım mı güzel olmuş? bir şey yapmadım halbuki. Kendi saçlarım. Bir şey yok, bir değişiklik yok yani. Şey yaptım, kalkülümü açtım. Şey vardı böyle, öndeydi. Çünkü kalkül pişmanlıktır yani, herkes bilir bunu. Ben de öğrenmiş oldum. Yemek koyayım mı sana, bir şeyler ye? Şunları da şey yapsana sana. Yok, maalesef benim hemen gitmem lazım. Onlar oraya ha. Maalesef gitmem lazım. Şirketten beni bekliyorlar ama çok teşekkür ederim teklifin için. İyi o zaman, görüşürüz. Allah sizin açıklığı versin. Görüşürüz. Kedi girdi burnumun dibine ya. Sabah sabah bile kendisini görmek zorunda kalıyor. İnsan bütün pozitif buluyor. Hayriye. Gel bir gel. Buyurun. Sen dün akşam bu bahçeyi suladın mı? Tabii ki suladım. Hem de yani çok güzel suladım çıkmadan. Geceden suladım yani, güneş ışığı olmadan. Böylece toprak emiyor. Ne olmuyor? İsraf. Biraz da ev ekonomisi diyoruz. Aynen. Bir ekonomi nasıl yönetilmez onu gösterdin herhalde bize. Ya perşembe günü yağmur veriyor ya. Niye suluyorsun kızım bahçeyi? O musluktan para akıyor, para. Hiç beklemediğim yerden çıktı şahsen. Bundan sonra hava durumuna da bakarım. Diğer konuya gelecek olursak. Hangi konuya? Diğer konu, Arif Bey. Siz bu Yavuz denen adama güvenme konusunda emin misiniz? Yani benim şüphelerim var. Hakkında biraz araştırma yaptım. Çünkü yani ben patronlarıma, çalıştığım insanlara karşı sadıkımdır. Onların güvenliği benim için her şeyin üstündedir. O yüzden yani bu adam pek sağlam bir papuç değil Arif Bey. Böyle karanlık biri, yani mafyatik. Kara para aklama mı dersin, silahlı çatışma mı dersin, kandırdığı kadınlar mı dersin? De hadi onun özel hayatı. Ya Hayriye, sen bunları nereden öğrendin ya? Hizmetçi her şeyi yönetiyor. Ya tamam. Peki sence ben bunları bilmiyor muyum? Bilmiyor musun? Biliyorum. Ya ama ne yapayım adamın geçmişini? Bana ne ya? Geçmişi geçmişte kalmış. Hem ne olursa olsun herkes bu dünyada ikinci bir şans hak eder. Etmez. Yani bence etmez. Yani sizin güvenliğiniz açısından diyorum. Acaba belki de bu siteden mi gitse? Hayriye. Ver benim ocakta yemeğim vardı. Çay dökeyim size. Dur bir dur. Bas kornayı. Dur. Hah, güzel. Selam İsmail. Yavuz Bey. Merhaba. Hayrola, böyle dağılmış nereye gidiyorsun? Son günün yanında çalışmıyor muydun sen? Evet. Şoförlüğünü yapıyordum ama oradan ayrılmam icap etti. Ha. Bekle bir dakika. Bir işin yok yani şu an. Yani yok. Güzel. Değil tabii. Yani ben buraya taşındım yeni. Tanıyorum seni be. Böyle senin gibi güvenilir bir adamın yanımda isterim.
Tabii sen de kabul edersen. Sağ olun Yavuz Bey ama kabul edemem. Neden? Hayriye çok üzüldü. Yani olanlardan sonra biz onunla didişiriz ama Hayriye benim kardeşim gibidir. Yapamam. Gel sen benimle gel. Bir konuşalım belki fikrini değiştiririz. İşte böyle İsmail. O çok merak ettiğin hikaye bu. Çok şaşkınım. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen zaten bir şey demeyeceksin İsmail. Sen susacaksın. Hiç böyle bir şey olmamış gibi davranacaksın. Bayre'ye çok üzüldü. Yani aslında sizin onun için hapse girdiğinizi bilse... o zaman belki sizi... Hayır. Hayriye ve ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Söz ver bana. Hiç kimseye anlatmayacaksın. Söz. Söz veriyorum. Sırrınız benimle güvende. Ne diyorsun? Benimle misin İsmail? Süreyya Hanım. Canım. Ben işleri bitirdim. Barbeküyü çıkardım. Izgaraların hepsini tek tek sildim, kuruladım. Etleri sosa yatırdım. Yarına lokum gibi olur. Artık izin verirseniz benim bir takım işlerim var. Onları halledeceğim. Tamam git sen git. Ay Hayriye dur. Tamam şöyle dur. Senin bugün yaptığın yemekten koydum. Yavuz Bey'e götür bunu. Adam şimdi yalnız yaşıyor. Yeni de taşındı. Yemeği yapanı falan yoktur. O yüzden iyi olur. Al bakalım. Ama yani sizin yüce gönüllülüğünüz görünsün isterim ben. Yani o yüzden siz şey yapın. Sonuçta eşinizin ortağı ya desin ki ay ne kadar kıymetli komşularım var desin. O açıdan siz götürün yani. Kızım sen dururken ben ne alaka ya? Ama siz kendi ağzınızla dediniz. Yalnız adam dediniz. Şimdi ben de yalnızım yani. Yakışık almaz. Hay Allah'ım ya. Yavuz Bey gibi biri sana mı bakacak? Tamam şöyle yapalım. Benim gönderdiğimi söyle. Olsun bitsin. Anlaştık mı? Bir de kabı bir ara geri alabilir misin? Çünkü Arif eksildiğini fark ediyor, kızıyor sonra. Durma. Sağ ol tatlım. Yani sınavın hayırlı olsun Hayriye. Aslında bu yemeğin içine zehir koymak vardı ama temiz çözüm. Neyse, ellerimle yaptım. Zehir zıkkım olsun derim, o da olur. Ana, açık mı bu kapı? İyi bunlar açık. Almış da almış. Sanki çok yemek yapar. Ana, o tabaklar oraya mı konur ya? Her yeri toz olacak ya. Kadın eli değmediği belli. Ne yapıyorum ben ya? Ne arıyorsun? Yardım lazım mı? Şimdi de hırsızlığa mı başladın Hayriye? Ne hırsızlığı be? Ne diyorsun sen? Düzgün konuş. Kapımı çalmadan evime girmişsin. Ne yapıyordun? Böcek mi ilaçlıyordun?
Çaldık herhalde kapını. Kapın çalmadı yani, kimse duymadı. Baktım burası aralıktı. Süheyla Hanım yemek yolladı, sana onu getirdim. E bırakıp gitseydin. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Karıştırmadım. Tabağı koyarken, geçerken gördüm resmi. Allah Allah ya. Afiyet olsun. Bir hırsızlığımız kalmıştı, söylenmedik. Niye saklıyorsun sen bu fotoğrafı hala? Yok, saklamıyorum ya, öyle eşyaların arasında kalmış. Ben onun farkında bile değilim. Öyle mi? Unutmuşum. O zaman durmasın burada ya, boşu boşuna. Aa, bir sürü eşya var zaten. İşe yaramayan bir şey bu. Nerede? Hah, burada. Dursun ait olduğu yerde. Çöpte. Çok yerleşme ha, öyle boylu boyunca. Çünkü göndereceğim seni buradan. Benim buradan gitmeye niyetim yok. Alış bence, alış. Birbirimizin külüne muhtaç olacağız daha. Hala ya. Hatinaş, bumerang gibisin ha. Atıyoruz atıyoruz, geri dönüyorsun, yürü. Sen de bozuk kapı zili gibisin Hayriye, vır vır vır. Aa, bugün de herkesin bana karşı bir kırıcılığı tutmuş. Neyse, yürü. Ablam herkese seni kovduğunu söyledi. Görmesin kimse seni, rezil oluruz, yürü. Hayriye, ben burada Yavuz Bey'in yanında çalışıyorum artık. Tamam, şakanı da yaptın, hadi hadi. Şaka değil Hayriye, gerçekten. Yavuz Bey işe aldı beni. Ne diyorsun sen İsmail ya? O adamın bana yaptığı onca şeyden sonra, senin bu kardeşine yaptıklarından sonra, bir de sen buna şahitsin. Sen bu adamla mı çalışmaya başladın? Ne yapayım Hayriye? Ekmek parası çalışmak zorundayım. Ayrıca sen biraz önce bana İsmail mi dedin, ben mi yanlış duydum? İsot'a ne oldu? İsot para uğruna kardeşini ve onurunu sattı, o oldu. Bir laf vardır bilir misin? Simit sat, onurlu yaşa diye. Ha? Simit sat, onurlu yaşa İsmail. Yazıklar olsun. Yavuz Bey. Konuşsanız. Bilse Hayriye. Bilmeyecek. Sen de bana bir söz verdin, unutma. Şimdilik bilmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.